Yıldız NTV ekranlarından herkese merhabalar diliyorum. Gündemde bugün programıyla bu hafta özel bir programla sizlerle birlikteyiz. Özel dememin amacı bugün çok farklı bir program konsept hazırladık. Çünkü bildiğiniz gibi Hızır ayındayız. Hızır oruçları tutuluyor. Bunu da ekranlardan yansıtmak istedik. Alevi toplumuna ve inanca sahip çıkan tüm insanlığa dair. Bunları tabii ki bu işi bilen, bu işin temelinden gelen ve mutfağından gelen sevgili Veysel Şenol dedemizle birlikte olacağız. Ve Zakirimiz Nurettin Şahin ile birlikte olacağız. Veysel Şenol dedemiz bugüne kadar emek vermiş, Aleviliğe hizmet etmiş. Karacaahmet Sultan Dergahı'nın emektarlarından rahmetli Abbas Genc'in öğrencisi. Sevgili dede hoş geldin. Hoş bulduk Öncelikle Tuğhan kardeşim. nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Siz Bugünün nasılsınız? teşekkür ediyorum sana. Bugünün anlamı Allah iyilik versin. aslında olması gereken ekranlarda yılda bir defa da olsa bunu anlatmak gerekir diye düşünüyoruz. Ve bu Evet. vesileyle bu haftaki programımızı bu yönde hazırladık. Öncelikle şunu söyleyeyim. Veysel Şenol, Alevilikte bu kadar hizmet etme nereden geliyor size bu inanç? Şimdi Turan kardeşim, öncelikle Allah Muhammed Ali, Primus Hünkârı Bektaş Veli sizden ve Yıldız NTV ekibinden razı olsun ki biz Alevi Bektaşilerin kültürünü tanıtmamıza böyle bir imkan sağladınız. Öncelikle Irak'ın Gara bölgesinde şehit düşen, teröristler tarafından tutsak edilip en sonunda şehit düşen vatandaşlarımıza, 13 vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ülkemize başsağlığı diliyoruz. Şimdi biz, öncelikle ben anadan, babadan, dededen, biz Pir Sultanlıyız, Pir Sultan evladıyız. Dedem dedelik yapardı, Hacı Bektaş Veli'den, dergahından secere alıp, bütün köylere gidip topluma hizmet ederdi. Biz de öyle bir aileden gelmeyiz. Tabi Anadolu'dan geldiğimiz zaman İstanbul'da Karacaahmet Sultan Dergahı'yla 1991 16 Eylül Pazar günü dergaha gittik. Gününü de hatırlıyorsun yani. Tabi günü de net olarak hatırlıyorum. Çünkü o gün benim için tarihi bir gündür, bir dönüm noktasıdır. Orada küçük bir oda vardı. Baktık ki aynı böyle gördüğünüz gibi çocuklar var. O zaman ben de çocuktum, 16 yaşındaydım. Abbas Genç ve Durmuş Genç o çocuklara Aleviliği, Bektaşiliği öğretiyordu. Biz de bu şekilde bu inanca orada başlamış olduk. Allah rahmet eylesin, şu anda onlar öbür taraftalar, bizi farklı izliyorlar. Oranın başkanı, Karacaahmet Sultan Dergahı'nın başkanı Mehmet Başaran, Abbas Genç, Durmuş Genç şu anda geçmiş olsun biraz rahatsız. Orada çok büyük hizmetler yaptılar. Daha doğrusu Alevi Bektaşi kültürüne çok büyük hizmetler yaptılar. Daha henüz hiçbir yerde cemevi yokken, insanlar köyden yeni şehirleşmişler, cemevleri yokken, Abbas amca biz gençleri yetiştirdi, 12 hizmetli cemleri öğretti. Biz Anadolu'nun dört bir köşesinde 12 hizmetli cemler yaparak coşkulu, gönülden, sevgiyle semahlar dönüyorduk. Mesela Hacı Bektaş törenlerine biz her sene katılıyorduk. Aptal Musa törenlerini o zaman ilk Karacaahmet Sultan Yani Dergahı Alevi'yle hizmeti yapmıştı. size orada Abbas dede mi aşıladı size Evet. gençlere? Abbas Genç aşıladı, Durmuş Genç'le birlikte. Tabii orada muazzam bir kadro vardı yönetimde. İşte Kemal Divrikli, Allah rahmet eylesin, o da anmadan geçemeyeceğim. O da şöyle vefat etti. Yolda giderken bir tane kaplumbağayı bakıyor ki yolun ortasında, onu kurtarayım derken arabasını park ediyor, onu alıyor kenara. O anda bir motosiklet çarpıyor. O da öyle Rahmetli hayata oluyor. gözlerini yumuyor. Hepsini ben buradan rahmetle, özlemle, sevgiyle anıyorum. Biz o şekilde başladık. Mesela bir gün Gaziantep'te bir gece vardı, oraya gittik. Tabi orası full dolu spor salonu. Cem yapacağız. Cem'in ortasında aynı Anadolu'da, Anadolu'nun o öz kültürüne yaraşır şekilde kurbanlar meydanın ortasına gelerek dualardık biz. Abbas amca aynı Anadolu'daki yapılan cemleri aynısını yapardı.
Hatta bizim çocuklarımız korktu kurbandan. Dediler ki şimdi kurban gelir birimize vurur falan. Maalesef o kurban cem boyunca hiçbir kimseye zarar vermeden o anki dedenin dualarını dinledi. İşte bizim yolumuz böyle güzel, Peki, böyle sevgi dolu bir yol. bayağı bilgi ve birikimli olduğunuz belli. Ablanız Evet. genç öğrenci olarak. Alevilik deyince aklınıza ne geliyor? Alevilik nedir? Aleviliğin İslam'da yeri var mıdır? Şimdi Alevilik İslam'da yeri var mıdır derken Alevilik İslam'ın özüdür. Alevilik Allah'a kul, Muhammed'e ümmet, Ali'ye talip ve Ehli Beyt'e mühib olmaktır. İmam Hüseyin'in izinden, yolundan gitmektir. Yani İmam Hüseyin gibi mazlumların yanında durmaktır. Alevilik bütün dünyaya sevgiyle bakar. Hacı Bektaş Veli Efendimizin bir sözü vardır. Der ki, 73 millete bir nazarla bakmayan bizden değildir. Şura suresinin 23. ayetinde der ki, Ya Habibim de ki, yaptıklarıma karşı sizden hiçbir ücret talep etmiyorum. Sadece yakınlarıma sevgi ve muhabbet beslemenizi. İşte buna dayanarak Aleviler Ehli Beyt'e sevgi ve muhabbet beslerler. O yüzden şu gördüğünüz fidanlar, küçücük çocuklarımız aslında geleceğin aydınlık yüzleri Evet. bunlar. Bunlara bu emeklerinizden dolayı küçük yaşta bunları aşıladığınız için size ben ayrıca teşekkür ediyorum. Çok Hem teşekkürler. şahsım adına hem de bir Alevi toplumu adına diyeyim daha doğrusu. Pırıl pırıl gençler, çocuklar inşallah gelecekte de sizler gibi, Abbas gibi Alevi'yle hizmet edeceklerine inanıyorum bu gençlerimizin. Bugün anlamı Hızır orucu. Evet. Bununla ilgili Hızır orucu deyince aklınıza ne geliyor? Bu pırıl pırıl çocuklarımıza neler anlatıyorsunuz Hızır'la ilgili? Şimdi Turancan, bunda söylemeden geçmeyelim. Biz bir köprüyüz. Biz geçmişten, atalarımızdan, ceddimizden aldığımız o kültürü ama tertemiz, hiçbir siyasi ya da maddi karşılık beklemeksizin o kültürü alıp biz gelecek bu kuşaklara aslında aktarmakla yükümlüyüz. Bu çocukların yetişmesinde özellikle belki dünyada ilk, bunu da bazı yerlere de özellikle söylüyoruz. Gülensu İlköğretim Okulu Kaşkalı Mahmut. Alparslan Gökkuş. Bunun ismini söylemeden geçemeyeceğim. Alparslan Gökkuş müdürümüzün çok büyük emeği vardır. Bu çocuklar Gülensu İlköğretim Okulu'nun öğrencileriydi. Biz oradan aldık. Maltepe Cemevi Derneği'nde yetiştirdik. Buradan Yanında çocuklar isteyerek mi Alparslan gelip öğrenmek istiyor yoksa hani bir tabii siz tabii mi tabii şey yapıyorsunuz? gönüllü. Gönüllü. Alparslan Gökkuş'a, Maltepe Cemevi Derneği'ne, yönetimine, kadın kollarına ve bu çocukların özellikle velilerine, annelerine çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü çocukların arkasında durdular. Çocuklarını bir kültürde yetişmeleri için onları farklı yerlere empoze olmasın diye arkalarında durdular. Biz de bu çocuklara sevgi, saygı, hoşgörü ve bunları yolunun barış elçisi olarak tanımlıyoruz. Şimdi Hızır'a geldiğimizde, o sorunuza geleyim. Hızır'a geldiğimizde, Hızır Alevi Bektaşi yolunda çok büyük bir kültürün önemli bir yer işgal eder. Hızır darda duran, darda düşenlere, hastaların, fakirlerin, yoksulların, tufanda, afette kalanların yardımcısıdır. İsmi Hadır. Hadır'ın anlamı yeşillik, yani rahmet, bereket demektir. Alevi Bektaşi kültüründe aslında bütün dünyada Hızır Aleyhisselam ya da Hızır olarak anılır. Bozatlı Hızır olarak anılır. Aynı zamanda Hızır İlyas olarak anılır. Bir de kardeşi vardır. İsterseniz Hızır İlyas deyip baştan başlayalım. Tabii ki. Yani aydınlatmak açısından daha iyi olur. Evet. Hızır ve İlyas bir peygamberdir. Hazreti Musa zamanında yaşadığı söylenir. Bazı kaynaklarda da Zülkarneyn'le birlikte yaşadığı söylenir. Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinin 62 ve 86. ayetlerinde de Hızır ayetleri vardır. Hızır hadiseyi vardır. Kıssası vardır. Şimdi ona girmek isterim.
Kehf suresi 60 ve 82 ayet. Bir gün Musa peygamber İsrail oğullarına bir muhabbet esnasında bir soru gelir. İsrail oğullarından birisi der ki, ya Musa aleyhisselam, senden üstün, senden daha bilgili birisi var mı? Tabi o zaman da şu ayıp tarafından yetiştirilmiş Musa aleyhisselam kendini çok alim olarak görüyor. O da diyor ki, benden üstün daha ilim sahibi birini tanımıyorum diyor. Çünkü gerçekten tanımıyor. Bunun üzerine Allah'tan bir vahiy geliyor. Diyor ki, ya Musa, kullarımdan bir kul var ki o senden daha üstündür. Onu bul ve ondan ilim al. Bunun üzerine Hazreti Musa arkadaşı Yuşa ile birlikte, Yuşa da Hazreti Musa ile birlikte aynı dönemde yaşamış fakat biraz yaşça küçüktür. Bununla birlikte Hazreti Hızır'ın, yani Kur'an'da kullarından bir kul olarak tarif edilen Hazreti Hızır'ı bulmak için bir yolculuğa başlıyorlar. Birlikte giderken iki denizin buluştuğu nokta dediğine tarif edilen bir yere geliyorlar ve burada yorulup bir istirahat ediyorlar. Tabii çantalarında azıkları da var. Ve yolculuğa devam ediyorlar. Hazreti Musa acıkıyor. Yuşa'ya diyor ki, ya Yuşa, şu çıkımızdaki azığı çıkar da karnımız doysun, acıkalım. Karnımızı doyuralım. Ve çantalarına baktıklarında o an içinde azık olarak aldıkları balığın olmadığını görüyorlar. Ve Yuşa diyor ki, ya Musa, sanırım bu balık biz iki denizin birleştiği noktada, yani istirahat ettiğimiz yerde bunu kaybettik. Bu orada denize gitti. Ve geri dönüyorlar. Anlıyorlar ki Musa Hızır Aleyhisselam'la buluşacakları nokta orası. Oraya döndüklerinde orada Hızır'ı buluyorlar. Ve Hızır Aleyhisselam Musa peygamberi tanıyor. Musa peygamber diyor ki, ya Hızır, benim aradığım Hakk'ın gizli ilimleri, ilmi ledün sende olduğunu öğrendim. Bana diyor bunları öğret. Hızır Aleyhisselam diyor ki, ya Musa, sen bunların iç yüzünü bilemezsin ve buna sabredemezsin. Ya Hızır, bizi, yani beni sabredenlerden bulacaksın. Ama diyor, o zaman meğer benimle arkadaşlık edeceksen, benim yaptığım hiçbir şeye muhalefet etmeyeceksin, karışmayacaksın. Tamam diyorlar, bunlar sözleşiyorlar. Bunun üzerine bunlar bir yolculuğa çıkıyor. Bir denizin kenarına geliyorlar. Orada bir gemiye o anda yine bir olay var. Gemiye geldiklerinde geminin üzerine bir güvercin konuyor. Hızır Aleyhisselam diyor ki, güvercin denizden bir damla alıyor ve geminin üzerine orada duruyor. Hızır Aleyhisselam diyor ki, ya Musa, Allah'ın ilmine karşı seninle benim ilmim denizdeki karşı bu güvercinin aldığı su tanesi kadardır diyor. Yani burada şunu demek istiyor. Allah'ın çok geniş bir ilmi var. Senin ve bizim ilmimiz ancak deryada bir su damlası kadar. Tabi bunlar yolculuğa başlıyorlar gemide giderken. Öyle bir zaman geliyor ki Hızır Aleyhisselam bir anda durup dururken gemiyi deliyor. Ve gemi su alıyor. Tabi Musa peygamber, ya Hızır sen ne yaptın diyor. Bak burada bu insan var. Sen niye gemiyi deldin? Bak diyor, bu insanlar mağdur olacak. Ya Hızır ben sana, ya Musa ben sana karışma demedim mi? Diyorlar. Tabi ondan sonra tekrar yolculuk devam ediyor. Bu kez bir şehire gidiyorlar. Bir çocuk şehirde oynarken tutuyor bu çocuğun kafasını koparıyor. Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam. Musa tabi yine bunun iç yüzünü bilemediği için tepki gösteriyor. Ya Musa ben sana demedim mi? Siz bizim yaptıklarımızın iç yüzünü anlayamazsınız diye. Tabi bunlar yine yolculuklarına devam ediyorlar. Bir köye geliyorlar. Köye gidince ikisi de acıkıyor. Köylülerden yemek istiyorlar. Ama köylüler hiç kimse bunlara yemek falan vermiyorlar. Orada bir yıkık duvar varmış. Oturuyorlar, o yıkık duvarı Hızır Aleyhisselam tamir ediyor. O kadar da çaba sarf ediyorlar. Bu kez Musa peygamber diyor ki,
Ya Hızır, bak diyor bu köye geldik biz açız. Bize lokma yemek vermediler. Sen tuttun üstüne üstlük. Durup dururken bu yıkık duvarı tamir ettin. Hızır Aleyhisselam diyor ki, ya Musa, şimdi seninle yolculuğumuzun sonuna geldik. Şimdi bu üç hikayenin ben sana aslını öğreteyim. İlk önce deldiğim geminin sebebi, ileride korsanlar vardı. O korsanlar gemiyi işgal edeceklerdi. Bu geminin sahibi de iki tane yoksul insan vardı, ekmeklerinden olacaklardı diye biz o korsanlardan önlemek için bu geminin önlemini aldık. İkincisi, çocuğu öldürmem de o çocuğun çok has bir ailesi var, annesi babası. Bu çocuk büyüdüğünde annesine babasına zarar verecek diye şimdiden biz onu bunu engellemiş olduk. Üçüncü olarak da o duvarın evin sahip olduğu bir şehzadenin çocukları küçüktü. Orada bir define vardı. Eğer o define duvar yıkılıp da define piyasaya çıktığı zaman oranın halkı o defineyi alırdı. Çocuklar mağdur olurdu diye biz o duvarı ördük ki çocuklar büyüdüğünde zaten o defineyi bir şekilde bulurlar. Şimdi kıssa bu ama Alevi Bektaşi kültüründe bir de her şeyin bir batını yorumu vardır. Şimdi batını yorumuna gelirsek Hızır burada bize ne demek istemiş? Aslında önemli olan almamız gereken bizim Durmamız gerek. durmamız gereken bu. Neden gemiyi parçaladı? Bu şu demek. Eğer siz muhipler olarak hakka varmak istiyorsak biz kendimizi bir defa parçalamamız lazım. Bunun anlamı ne? Yani hak aşkına kendimizi yakmamız lazım. Hak için, halk için hizmet etmemiz lazım. Biraz yıpranmamız lazım. Yani bu kürede, bu dünyada biraz kendimizi pişmek için çalışmak, çaba sarf etmek lazım. İkinci kelle çocuğun kellesini koparmaya geldiğimizde de biliyorsunuz Allahu Teala diyor ki ben nefsi dağa taşa verdim. Kabul edemedi, kaldıramadı. Ama insanlara verdim kaldırdı. Yani bizde öyle bir nefis var ki biz ömür boyu bu nefisle mücadele ediyoruz. İşte burada Hızır'ın bize verdiği mesaj bu nefsimizi bu dünyadayken henüz ölmeden önce ölmek diye bir tabir vardır bizde. Ölmeden önce nefsinizi burada terbiye edip onu bir kontrol altına alıp hatta nefsinizi öldürmek amaçtır. Yani nefsinizi küçükken öldürmek. Bunu anlama getiriyor. Bu anlama getiriyor. Şimdilik seni biraz dinlendireyim de teşekkür Evet. ederim Atakan Bey. Eyvallah. Nurettin'cim tekrar hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bunun üzerine senden güzel bir deyiş alalım. Eyvallah. Daha sonrasında Sema ekibimizle küçüklerimize bir semah dönmeye devam edelim. Sonrasında Evet. tekrar konuşmamız ve Ama izin verirsen yalnız kaldı. Şunu da bitireyim de ondan sonra devam edelim. Duvarı niye şey yaptı? Yıktı. Şey yıkık duvarı niye doğdu? Şimdi burada da Kur'an-ı Kerim'den ayet var. Der ki, haksızlıkları, zamanınız olan haksızlıkları, yanlışlıkları düzeltmek için mücadele edin. Yani burada bir yanlışlık varsa, bize bir mesaj var, bir yanlışlık varsa bunu doğrultun demek. Bunu demek istiyor. Evet. Evet, gayet iyi. Eyvallah. Dedem himmet eyle. Eyvallah.